mutlak hakikat ve hak din. İslam'ın muhtevası hayatın her safhasını kapsar. İki cihan saadeti gayesini gerçekleştirmek üzere her suale cevap verir. Bu cevaplar manzumesi içinde asla tezat bulundurmaz. Sistemli ve muntazamdır. Mükemmelin de en mükemmelidir. Zülcenaheyn'dir. Yani hem dünyada hem ahirette müntesibine saadet hazırlar ve bunu gerçekleştirir. Mutlak hakikat ve hak din. Deistlerin dinlerden uzaklaşmaya bahane ettikleri batıl inanışlar şöyledir. Batıl anlayışlarına göre, yeryüzündeki mevcut bütün dinler beşer mahsulüdür. Zaten herkes kendi coğrafyası ve kültüründe mevcut olan dine otomatik olarak girmektedir, onu seçmemektedir. Batıl anlayışlarına göre, dinler insanın içtimai tekamülünün birer parçasıdır ve hükmünü yitirmiştir. Batıl anlayışlarına göre, bütün dinler savaşları teşvik etmekte, toplumları birbirine düşürmektedir. Öyleyse, bunların iddiasına göre bu dinler terk edilmelidir. Güya akıl ve vicdan temelli, beşeri ahlak kaidelerine bağlı, tabii bir din olan deizm yeterlidir. Bu iddia, geçtiğimiz asırlarda pozitivistlerce de ileri sürülmüştü. Onlara göre de, din insanın sosyal evriminin bir parçasıydı ve artık miadını doldurmuştu. Onun yerini güya bilim alacaktı. Yine sosyalizm ve komünizm, dinin toplumları uyuşturan bir afyon olduğunu iddia etmiş ve dini sosyal nizamın dışına itmeye çalışmıştı. Sovyetler, Çin ve benzeri komünizm tatbikatlarında din 70-80 seneye yakın dışlandığı halde yok olmadı. Muharref dinler bile yok olmadı. Bütün propagandalara ve baskılara rağmen din varlığını sürdürdü. Çünkü inanmak insanın fıtratında mevcuttu. Hak din olan İslam'sa bütün yok edici hücumlara rağmen hayatta kaldı. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altındadır. Dinin devrini tamamladığı, hükmünü yitirdiği gibi boş ve batıl kabuller aslında hak din olan İslam'ı tanımamaktan kaynaklanmaktadır. İslamiyet'in nasıl mükemmel bir nizama sahip olduğunu bilenlerin, onun iki cihana saadet bahşeden umdelerini ve esaslarını öğrenenlerin, bu iddialarda ısrar etmesi düşünülemez. Fakat, iftira, hakaret ve tezyiflerin gölgesinde, İslamofobik saldırıların tesiri altında, peşin hükümlerle İslam'a yaklaşanlar, hak din hakkında bilgilerini gözden geçirmelidirler. Diğer dinler ve İslam. Gerçekten de İslamiyet'in dışında kalan dinler hakikatten uzak düşmüştür. Ya beşer mahsulü batıl bir dindir, ya muharref olduğu için yine beşeri müdahalelerle hakikatten uzaklaşmıştır. Hristiyanlığın yaşadığı akide, ibadet ve hukuk erozyonunu ve tahrifatı evvelki sayfalarımızda genişçe anlattık. Bir misal de burada verelim. Endülüs Müslümanlarına ağır zulüm ve işkenceleriyle bilinen Kastilya Kraliçesi Isabella, tarihe Kirli Isabella diye geçmiştir. Çünkü
muharref Hristiyanlığın bozuk telakkisine göre, yıkanmak ve temizlenmek dünyaya değer vermek demekti. Koyu Katolik olan Isabella hiç yıkanmadığı için yanına yaklaşılmayacak derecede pis kokardı. Ömrü boyunca sadece iki kez yıkanmıştı. Sadece kraliçeye değil, güya dindar diğer evli kadınlara da yayılan bu ahmakça anlayış sebebiyle halk, Hristiyanlık taassubu yüzünden pis kokan hanımlarını bırakmış, sırf yıkanmaları sebebiyle hayat kadınlarına meyletmiş, yani toplumun uru olan fahişelik revaç bulmuştur. Böylece aileyi çökerten zina hastalığı, ruhları ve nesilleri perişan etmiştir. Tahrif edilmiş, insan mahsulü bir dinin zavallı hali. Pavlos'tan beri sürekli tahrif edilen Hristiyanlık, bugün de ateist baskılar karşısında tahrif edilmeye devam ediyor. Ne kadar acayiptir ki, Hollanda gibi bazı ülkelerde kilise iki erkeğin nikahını kıyıyor. Halbuki kilise yakın zamana kadar buna karşı durmaya çalışıyordu. Fakat şimdi ise bir tavizde bu sahada veriyor. Yani kilise, insanı toplumun en aşağısına yuvarlayan ağır bir günahı ve isyanı kendi elleriyle nikahlıyor. Günahları ve isyanları evlendirmek diye dini bir yaklaşım olabilir mi? İnsanın kötülükle evlendirilmesi nasıl bir sapkınlıktır? Sürekli baskılara boyun eğen, duruşsuz ve şahsiyetsiz bir din olur mu? Böyle bir din, insana saadet verebilir mi? Elbette veremez. Yahudilik de farklı değil. O da tahriflerin oyuncağı olmuş. Kendi ırkına hizmet için insanlığa düşman olmuş. Zulmü din haline getirmiş bir din. Yahudilik hakikatten o kadar uzaklaşmış ki, insanlığı dinine davet bile etmiyor. Bu din sadece onlara mahsus. Hurafeler, sözlü ve yazılı kültürlerini işgal etmiş. Ellerindeki Tevrat ve Zebur'dan kalıntılar o kadar tahrif edilmiş ki, bu muharref sayfalarda peygamberlere Tanrı ile haşa güreşmek, küfre düşmek ve zina etmek gibi rezillikleri isnat etmekten çekinilmiyor. İbadetler de tahrif edilmiş. Kaporot ayini buna bir misal. Hristiyanlık gibi parçalara ayrılmış olan Yahudilerin, ultra ortodoks denilen grubunun sürdürdüğü bu sözde ibadet şöyle. Kişi, dini bayramları olan Yom Kipur'dan önce bir tavuk alır, bir dua okuyarak kafasının üzerinde 3 kere döndürür, güya günahları o hayvana geçer. Sonra o hayvanı keserek günahlarını yok etmiş olur. Bu ayinin bir temelinin olmadığını kendileri de itiraf ediyorlar. Süleyman Mabedi yıkılmadan önce günahlarını bir keçiye yükleyerek onu çöle bırakmak suretiyle günahlarından kurtuluyorlarmış. Bu da lisanımıza birinin hatalarının masum bir kişiye yüklenmesi sadedinde kullanılan günah keçisi tabiriyle geçmiştir. Fakat mabet yıkılınca tavuğu uydurmuşlar. Her iki muharref dinde de günahlardan kurtulmak basit sebeplere bağlanmakta. Halbuki İslam'da günahları affeden ancak Allah Teala'dır. Ve dünya hayatında bundan emin olmak mümkün değildir. Son nefese kadar Allah'a istiğfar ve ilticaya devam edilir.
müellif eserine şöyle devam ediyor. Burada Necip Fazıl'dan dinlediğim bir hatırayı nakletmek isterim. Meşhur sosyolog Toynbee Mısır'a gider. Kendisi sosyolog olduğu için garip bir dilencinin yanına yaklaşır ve "Sana para versem ne yaparsın?" diye sorar. Dilenci de "Senin için Allah'a dua ederim" der. "Peki senin duanı Allah kabul eder mi?" diye tekrar sorar Toynbee. O dilenci de der ki, "Beyim, ben dua ederim, gerisine karışmam. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez." Toynbee bunun üzerine şöyle der, "Bizim tahsilli dediğimiz papazlar, kendileri gibi bir insanın günahını çıkardıklarını söylüyorlar. Burada ise bir dinin en garip insanı Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez" diyor. İşte İslam'ın muharref dinlerden farkı, hem de her ferdine kazandırdığı bir şuurla. Bir başka misal. Bir kilise mensubuna sorulur, "Bir insan günah işleyince ne yapmalı?" Papaza gelmeli, para vermeli ve günah çıkarmalı. Tekrar işlerse, yine gelir, yine para verir, papaz onu yine affeder. Peki, eğer işlediği günahın içinde kul hakları da varsa, bunu papaz nasıl affedecek? Cevap yok. Günah çıkartılması meselesi ne kadar aldatıcı bir hamakattir. Bir kul, diğer bir kulun Allah'a karşı işlediği günahını nasıl affedebilir? Kendisine karşı yapılmış bir hırsızlığı, cinayeti vesaire, ağır bir zulmü, bir başkasının cezasız bir şekilde affetmesine kim razı olabilir? Hukukun kaldırılmasına kim razı olabilir? İşte bu tenakuzlar, bu tezatlar insanları muharref dinlerden soğutuyor. Muharref dinlerdeki tezatlar sebebiyle inançtan soğuyanlar, hak din olan İslam'la buluşabilseler, bu tezatların hak dinde olmadığını ve İslam'ın mükemmelin de mükemmeli olduğunu görebilseler, din müessesesi hakkında bağnaz hükümlere düşmekten kurtulur ve iki cihan saadetine nail olurlar. Uzak Doğu dinleri ise aklı selimden iyice uzaklaşmış. İnsan hürriyetine düşman bir kast sistemi, insanlara kıyan zalim örf ve adetler. Ahireti inkar için uydurulmuş reenkarnasyon, tenasüh, teselsülle mantığını kaybeden, adalete, hak ve hukuka hizmet etmeyen, gayesiz, saçma bir ruh göçü. Gayesiz bir mistisizm, heykellere tapınma, putperestlik, rezil vaziyette, pislik içinde mabetler. Mitolojiyle, efsanelerle karma karış olmuş, ne yaratıcısı, ne ahireti olan keşmekeşler. Hayvani gıdalardan uzak durma, meditasyon ve yoga gibi perhiz, düşünce ve spora benzeyen ve batılı insanlara kısmen mistik bir haz veren kalıntılar varsa da, tanrısı, kıblesi ve gayesi olmayan bu dinlerde saadeti bulmak imkansızdır. Bunlar dışında Afrika gibi yerlerde de batıl dinler var. İnsanı kurban eden, taşlara tapınan yarı vahşi dinler. Ayrıca mevcut hiçbir din, beşeriyete bir saadet reçetesi sunmuyor.
ferde, aileye, topluma, iktisada, anne babaya, çocuğa, yaşlıya, fakire, fukaraya çare getirmiyor. Asıl halleri belki asırlar öncesinde doğru olsa bile, tahrifler neticesinde hayatın sadece bir iki tarafına temas edebilir hale gelmişler. Bu dinlere bakıp da din müessesesi hakkında umumi bir hüküm vermek doğru değildir. İslam, hak dinin adıdır. İslam'da bu mantık dışı, zalim, kirli ve ahmakça uygulamalar yoktur. İslam tahrife uğramadığı gibi, İslam'da Allah adına bir takım din adamlarının kendi kendine söz söyleme, akide belirleme, helal haram koyma salahiyeti de yoktur. Zira İslam'da irade Allah'a aittir. İslam, bütün esaslarını Allah'ın kelamı olan Kur'an ve Resulünün talimat ve tatbikatları olan sünnetten alır. Alimler sadece sonradan karşılaştıkları meseleleri Kur'an ve sünnetteki hükümlere kıyas edebilirler. Ancak Kur'an ve sünnetin ruhuna birebir uygun maslahatlarla içtihatta bulunabilirler. İslam, hayatın tamamını tanzim edip de nefsani yaşayışa kapı açmadığı için, bugün özellikle ona karşı bir hücum ve saldırı var. Bu yüzden İslamofobi tabirinin işaret ettiği korkular üretildi. İslam'ı karalamak, onunla insanların arasına girmek için iftiralar ortaya atıldı. Halbuki İslam, mümin kulları bütün fani korkulardan emin kılarak cennet yolcusu eder. Diğer inanış ve sistemlerde insanı şekillendiren herhangi bir mesuliyet olmadığı için onlara çok daha müsamahakar yaklaşıyorlar. Kişi tanımadığının düşmanıdır. İslam'a karşı duran birçok insan aslında onu hakkıyla araştırmış, tanıyor değildir. Bu manada İslam'ın muhtevasını kısaca hülasa edelim. Dinin muhtevası hayatın her safhasını kapsar. İki cihan saadeti gayesini gerçekleştirmek üzere her suale cevap verir. Bu cevaplar manzumesi içinde asla tezat bulundurmaz. Sistemli ve muntazamdır. Mükemmelin de en mükemmelidir. Zülcenaheyn'dir. Yani hem dünyada hem ahirette müntesibine saadet hazırlar ve bunu gerçekleştirir. Günümüzün ahireti unutturan modern cahiliyesinde vicdanlara ve ibadethanelere hapsedilmiş ahlak umdelerinden ibaret ılıman diye adlandırılan bir din anlayışı vardır. Şeriat ve ahkamdan uzak deizm ve ahkamı emekli etme cehaleti olan tarihselcilik gibi batıl anlayışlar ortaya atılmaktadır. Hak din olan İslam'sa, mükelleflerin sadece ibadet hayatını tanzim etmez. Fertten aileye, aileden topluma, hususi hayattan sokağa ve meydanlara, yeme içmeden iktisada, hayatın her safhasında müminin hayatını en güzel, en ideal ölçülerle düzenler. Mükelleflerin bütün fiilleri hakkında hüküm inşa eder. Din, kainatın ve insanın yaratılış gayesini idrak etmemizi sağlar. Kundakla kefen arasındaki hayatın bütün muhtevasını, her köşesini tanzim eder. Hatta aldığımız nefese, attığımız adıma kadar. Din, insanı dünyada vicdan huzuruna,
ahirette ise ebedi saadete hazırlayan kanun ve kaideler manzumesidir. Kur'an-ı Kerim, gerçek ve asli kültürün en esaslı kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimler, şu beş başlık içerisinde mütalaa edilebilir. Kur'an kültürü 1. Ahkam ilmi. Akaide dair esasları, sahih inanç umdelerini talim eder. İbadet ahkamını bildirir. Ahlak kaidelerini vaz eder. Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran kötü vasıfları, yani zahiri ve batıni haramları beyan eder. Toplumu düzeltmeye yarayan hükümleri, yani zahiri ve batıni farzları tadad eder. İktisadi ve mali düzenlemeleri, hukukun umumi prensiplerini vaz eder. Aileye ait hükümleri inşa eder. Harp hukukunu ilan eder. Harp esirlerine dair hukuku tayin eder. Aklı, vahyin muhtevasında teslimiyetle huzura erdirir ve gönlü terakki ettirir. 2. Cedel ilmi. Tevhid akidesine uymayan iddialara cevaplar verir. Batıl ve muharrifin çürüklüğünü ortaya koyar. 3. Kainat ayetleri. Allah'ın nimetlerini telkin ederek tefekkür ettirir. Enfüs ve afakta, iç ve dış alemimizde Allah'ın sanatını temaşa ettirerek, sanattan sanatkâra, sebepten müsebbibe, eserden müessire ulaştırır. 4. Kıssadan hisseler. Allah'ın insanlık tarihine müdahalelerini, peygamber kıssalarını, ehli kitaptan ibretlik sahneleri ve Sodom, Gomorre ve benzeri kavimlerin başına gelen felaketleri insanlığın ders alması için izah eder, anlatır. Bizim için üsve-i hasene olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının, yani Siyer-i Nebi'nin de en büyük kaynağı yine Kur'an-ı Kerim'dir. 5. Ölüm ve sonrasındaki safhaları bildirir. Esas olan ebediyet hayatını hazırlar. O ahiretin zor gününde korku ve hüzünden azade olabilmek için Cenab-ı Hakk'a dost olmanın yollarını talim eder. Bütün bu saydıklarımız Kur'an kültürünü meydana getirmektedir. En muazzam ve en muhteşem kültür Kur'an kültürüdür. İnsanlığın dününü ve bugününü tenvir ettiği gibi, yarınlarında da ona rehberlik edecek yegane dünya görüşü İslam'a aittir. Hayatın bütün muhtevasında bu kültürün yegane mürşidi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'den bu kültürü en güzel bir şekilde tahsil eden de Eshab-ı Kiram ve Evliyaullah'tır. İslam bir ideoloji değildir. Lakin bütün ideolojilerin üstünde hakiki, mükemmel, fert ve topluma iki dünya saadeti bahşeden bir dünya görüşüne sahiptir. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bizim medeniyetimiz Kur'an ve sünnet medeniyetidir. Bu eksende İslam dünya görüşünün cihana hükmettiği Hulefai Raşidin, Ömer bin Abdülaziz ve Osmanlı'nın ilk üç asrı gibi devirler, insanlık tarihinin yüz akı olmuştur.
hakikaten dünyada en huzurlu insanlar, hak bir imana sahip olanlardır. Allah, huzur halini salih ve dindar kullarına nasip etmektedir. En ağır şartlarda bile onlar daima huzurludur. Felaketlerin ortasında bile onlar daima huzur içindedir. İnanç ve takva insana öyle bir huzur, öyle bir vecd hali kazandırır ki, dindar kimse herkese şefkat ve merhametle bakar. Habibi Neccar gibi, Hallacı Mansur gibi kendini taşlayanlara dahi merhamet eder, afları için dua ederler. Mesela asr-ı saadette meydana gelen hemen hemen bütün hadiseler bize rivayetler halinde nakledilmektedir. Bunlar arasında sahabe-i kiramın psikolojik rahatsızlıklarına hiç rastlamıyoruz. Nice meşakkatlerin, çilelerin ortasında dahi hepsi huzur ve saadet içinde. Fakat gafil ve zındık kimselerse en aşırı rahatlıkların ve imkanların ortasında bile huzursuz, çıldırasıya huzursuzdur. Bu yüzden psikiyatrik rahatsızlıklar da en çok onlarda görülmekte. Yani insan hak dine sarıldıkça, bulunduğu vaziyet ve şartlar ne kadar ağır ve zor olursa olsun, daima huzurun bağrında ve manen ferah olmaktadır. Lakin hak dinden ve yüce ahlaktan uzaklaştıkça da tam tersine, her türlü kasvetlerin kıskacında boğulup gitmektedir. İşte batının hali, her şeyde tatminsizliğe düşmekte ve akıbet, adam öldürme, intihar, hırsızlık, uyuşturucu müptelası olmak ve homoseksüellik gibi gayri insani hallere bile meyletmektedir. Bu durumda tabii olarak öyle kimselerin kalplerinden merhamet kazınıyor, vicdanları kuruyor ve gitgide halleri sadizme doğru kayıyor. İşte bugünkü Filistin, Suriye, Yemen ve Myanmar'daki bir türlü bitmek bilmeyen zulümlerin asıl sebebi. Dünyada da ahirette de huzur İslam'dadır. Hak dindedir. Cenab-ı Hakk'a iman edip salih ameller işleyerek takva içinde güzel ahlakla yaşamaktadır. Huzur, mutlak adaletin sağlanacağı, hiçbir haksızlığın hesapsız bırakılmayacağı ahiret gününe inanmaktadır. Huzur, yaratılış gayesini gerçekleştirmektedir. Kolay ve fıtri şeriat. Cenab-ı Hak, son kitabı ve son peygamberiyle gönderdiği İslamiyet'te, hususen kolaylaştırılmış bir şeriat vaz etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak, İsrailoğullarının günahları ve isyanları sebebiyle, onlara daha zor hükümler indiriyordu. Mesela, cumartesi herhangi bir iş yapmak yasaktı. Deve gibi tek tırnaklı hayvanları yemek de yasaktı. Sığır, koyun gibi hayvanların iç yağları da haramdı. Yine rivayetlere göre zekat dörtte birdi. Farz namazların vakitleri çok daha fazlaydı. Ganimet yasaktı. İbadetler ancak mabetlerde ifa edilebilirdi. Necaset yıkanarak temizlenemez, necis maddenin bulaştığı kumaşın kesilmesi gerekirdi. Bazı günahlardan tövbe etmek için kişinin kendisini öldürmesi talep ediliyordu.
Kur'an-ı Kerim bunlara ısır, ağır şeriat demektedir. Âmener Resulü de, ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme diye dua etmemiz bize talim buyurulmuştur. İslam şeriatı ilahi rahmet sayesinde el-hanefiyyetüs semha, müsamahakar, kolay haniflik olarak adlandırılmıştır. Ayet-i kerimede buyrulur, o Allah sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. El-Hac 78. Dinimizde meşakkat vermemek için hastalık, yolculuk gibi mazeret hallerinde birçok kolaylık tanınmıştır. Ramazan orucunu emreden ve o günlerde yolcu veya hasta olanların başka tarihlerde kaza edebileceklerini ifade eden ayet-i kerimeden sonra şöyle buyurulur. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. El-Bakara 185. Su bulunamadığında teyemmümü emreden ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. El-Maide 6. Hakikaten Rabbimizin bütün emirleri bizim hayrımıza ve faydamızadır. Dinler ve savaşlar. Ateistler ve deistler dünya tarihindeki savaşlardan dinleri mesul tutuyorlar. Dinleri insanları savaştıran, kin ve nefreti çoğaltan zararlı bir şey olarak takdim ediyorlar. Şunu belirtmeli ki, insanın yapısında ihtiras vardır. Zaten hak dinin indirilmesinin bir sebebi de, insanı yapısındaki bu zulüm ve cehaletten kurtarmaktır. Yeryüzünde ilk cinayet, Kabil'in kardeşi Habil'i katletmesiyle işlenmiştir. Bu kıssada, dindar ve müttaki olan Habil şöyle demiştir. Sen bana beni öldürmek için el uzatsan da ben sana elimi uzatmayacağım. El-Maide 28. İnsanlar başkalarının elindeki mal, mülk ve benzeri şeyleri gasp etmek, onlara hükmetmek ihtirası sebebiyle savaşmışlardır. Bu ihtirasla yola çıkanlar, bilhassa muharref dinleri de bir vasıta olarak kullanmışlardır. Çoğu kez bunun bir bahane olduğu tespit edilebilir. Mesela Abbasi devrinde güya Şia'yı dava eden isyancılarla merkezi hükümet arasındaki harplerin tek sebebi, siyaset ve ihtirastı. Çünkü Abbasiler de Ehl-i Beyt'i dava ederek Emevileri yıkmışlardı. Fakat hak din bu haksız tasallutların karşısında durmuştur. Fitne ve zulümlere mani olmak için kaçınılmazsa savaşı da emretmiş, fakat ona hak ve hukuk nizamı getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatları açıktır. Çocukları, mabetlerine çekilip ibadetle meşgul olan kişileri, kadınları, yaşlıları ve savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürmeyiniz.
kiliseleri yakıp yıkmayınız. Ağaçları kökünden kesmeyiniz. İnsafla tarihi gözden geçirenler, Müslümanların savaş hukukuna riayetini, fethedilen bölgelerdeki halkın sevincini, İslam'la idare edilen yerlerdeki din ve vicdan hürriyetini, yaşanan huzur ve saadeti inkar edemez. Savaşlar tarihini düşünelim. Haçlı seferlerini papalar düzenliyordu. Evet, fakat bunlar dini duygulardan ziyade çapulculuk ve macera arayan gözü dönmüş kitlelerdi. Elbette ki bu haksız hücumlar karşısında Müslümanlar kendilerini ve vatanlarını müdafaa ettiler. Mahir iz, hissi fakat mantıksız bir şekilde savaş aleyhtarı olan Tevfik Fikret'i şu mantıklı izahlarla tenkit eder. İki cins insan var. Birisi iyi, diğeri kötü. İyi insanı temsil eden Habil, kötüyü temsil edense Kabil'dir. Dünya kuruldu kurulalı, işte bu iki cins insan çarpışmaktadır. Bütün dinlerdeki ahkam, herkesin Habil fıtratında olmasını ister. Hissi bir tarafa bırakacak olursak, dünyada kan dökmeden insanların yaşayamadıklarını, beşer tarihi boyunca müselsel binbir hadise meydana koymuştur. Şu halde ortada acınacak ve korunacak mazlum insanlar vardır. Zalimin vücudu yani varlığı fıtri olduğuna ve bütün dinler ve kanunlar tarafından mazlum himaye görüp zalim ceza çektiğine göre, muharebeye ve kumandana hücum etmek hissi bir zaaftan ibaret kalıyor. Biraz daha izah edersek, bütün savaşları tek bir anlayışla görmek haksızlık değil midir? İşgal etmek için saldıranla, kendini, ailesini, dinini, vatanını ve malını muhafaza için savaşanlar aynı mıdır? İmtihan dünyasında hayır ve şer, hak ve batıl arasındaki mücadele daima devam edecektir. Devam ettiği müddetçe de savaş var olacaktır. Böyle bir vakıa karşısında savaşmayalım, din savaşa izin vermesin demek, işgalcilerin işine yarayacak bir hilekarlıktır. Yoksa deistler, insanların vatanlarını işgale kalkışan düşmanlarına mukavemet etmelerini mi ayıplıyorlar? Yoksa deizm, bir türlü tam manasıyla işgal edilemeyen İslam topraklarını, Batı işgallerine açık hale getirmek için üretilen bir pasifleştirme, bir ılımanlaştırma ve köleleştirme gayreti midir? Bu hileler defalarca denenmiştir. En yakın misali, Batı'yı ve Haçlıları övüp, kendi vatandaşına kurşun sıkan diyalogçuların halidir. Mehmet Akif'in dediği gibi, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Hakikaten Balkan harpleri, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele şeklinde 15 yıl süren o harplerden önce, yabancı hayranı olan Osmanlı münevverleri,
Batı'yı bir kurtarıcı zannediyorlardı. Savaşlar başlayınca petrol ve benzeri servetleri ele geçirmek için nasıl sırtlanlar gibi Müslüman beldelerine saldırdıklarını gördüler. Mehmet Akif, deizm ve ateizmi de meydana çıkaran materyalist felsefenin hakim olduğu Avrupa'yı sözde medeniyet diye şöyle ortaya koyar. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanına asrın. Tükürün. Günümüzde de dünyanın bozuk gidişatından asla İslam dini mesul gösterilemez. Bilakis dünyanın mevcut hali kapitalist, sosyalist, faşist, materyalist, siyonist ve benzeri beşeri sistemlerin menfaatperest ve egoistçe savaşlarıyla bu hale gelmiştir. Dünyanın en kanlı ve en acımasız silahı olan atom bombasını dindarlar değil, güya insan aklı ve vicdanı ile hareket eden bilim adamları üretmiş ve güya demokrasi, insan hakları gibi mefhumları dava eden ülkeler kullanmışlardır. O bombanın atıldığı yerde masum halk, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, bebekler, hayvanlar ve bitkiler de ölmüştür. Dinlerin savaşı körüklediğini söyleyenler insafla söylesinler. Milyonlarca insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı'nın en ufak bir dini sebebi var mıdır? Hitler'in, Mussolini'nin herhangi bir dini gayesi var mıydı? Yüzbinlerce insanın kellesiyle kendisine hakimiyet kuleleri kuran Stalin'in bir dini var mıydı? Yoksa başlıca bir din düşmanı mıydı? Yaklaşık iki asırdır Müslümanlar daima mazlum ve mağdur durumdadır. Ferdin de toplumun da yegane kurtuluşu İslamiyet'in bütün muhtevasıyla yaşanmasındadır. İslam bir manası da barış olan selam kelimesinden türetilmiştir. Hakikaten İslam savaşı değil, sulh ve selameti esas alır. Deistlerin bir başka iddiası da mutlak hakikat yok. Diyorlar ki, herkes ancak kendi toplumunun, kendi anne babasının dinine uyuyor. Mutlak bir hakikat yok. Hepsi kendince doğrulardan ibaret. Bu iddiada büyük bir çarpıtma vardır. Şu hadis-i şerif bu iddiayı cevaplandırmakta başlangıç noktamız olabilir. Her çocuğu kendi annesi fıtrat üzere dünyaya getirir. Onun bu hali konuşma çağına kadar devam eder. Sonra eğer o hak dinle buluşturulmazsa, anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi, yani ateşe tapan yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların toplumlarında hazır buldukları inanca kolayca girmelerinin fıtri sebebini bildirmektedir. Yani her insanda inanma fıtratı olduğu için, ailesinde ve toplumunda gördüğü o inancı benimsemek ona kolay gelebilir. Aslında bu, fıtrattaki hususiyetin israfı olmuş olur. Eğer biz Müslümanlar
tebliğ vazifemizi hakkıyla gerçekleştirebilirsek, dünyada hak ve hakikatten habersiz hiç kimse kalmamış olur. Nitekim ashab-ı kiram bu şuurla doluydu ve o günün çok mahdut imkanlarıyla dahi dünyanın birçok bölgesine İslam'ı ulaştırdılar. İslam çok kısa sürede doğuda Çin ve Hindistan'a, batıda İber Yarımadası'na, İspanya'ya, kuzeyde Balkanlara, Kafkaslara, Orta Asya'nın tamamına ve güneyde de Afrika'nın içlerine, Endonezya'ya kadar yayıldı. Kendisine tebliğin ulaşmadığı kişilerin elbette mesuliyetleri daha hafiftir. Onlar Allah'a inanmakla ve şirk koşmamakla mükelleftir. İbn-i Tufeyl adlı Müslüman mütefekkir, Hay bin Yakzan adlı bir eser kaleme almıştır. Bu eserin mevzuu, bir adada yalnız olarak büyüyen bir çocuğun tefekkür ederek Allah'ı bulmasıdır. Daniel Defoe, bir adada yalnız kalan Robinson Crusoe'nun romanını bu eseri takliden vücuda getirmiştir. Lakin bugünse insanlar üzerinde biyolojik anne babalarının ve toplumlarının tesiri çok daha azalmıştır. Çünkü internet, televizyon gibi imkanlar sadece menfi yönde değil, müspet yönde de bir vasıta olarak istihdam edilebilmektedir. İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar neticesinde yüce hakikati fark edip de İslam'ı seçenler az değildir. Dünyanın bir ucunda Haiti'li bir kardeşimiz, internette kadın haklarını araştırırken, İngilizce'ye tercüme edilmiş kitaplarımızla karşılaşarak, İslam'la müşerref oldu ve Davud ismini aldı. Böyle hidayet kıssalarının yüzlerce misali vardır. Muhammed Ali, Malcolm X, Yusuf İslam ve benzerleri bunların en meşhurlarıdır. Bugün dünyanın her yerinde Müslümanların mescitleri ve cemaatleri mevcuttur. Demek ki toplum, kültür veya aile hakikati arayıp bulmaya bir mani değildir. Burada şu hususu da hatırlatmalı. Zaman zaman insanlar dünyalarını kazanmak için yolculuklara çıkıyorlar. Zaman zaman merak için, eğlence için, tahsil için başka diyarlara gidiyorlar. İnsanın hak dini aramak için de bir gayrete girmesi gerekmez mi? Hakikatin illa kendi toplumunda, kendi ana babasıyla ulaştırılması şart mıdır? İnsan şu sualleri hangi şartlarda yaşıyor olursa olsun tefekkür etmeli ve cevaplandırmaya gayret etmelidir. İnsan niye dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kainatta bu kadar azamet tecellileri niye? İnsan bu hakikati nerede olursa olsun bulmalıdır. Diğer taraftan, hazır bir şekilde İslam toplumunda müttaki bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelenler de bu ihsanın minnet ve şükrü içinde yaşamalıdır. Kendisine bunu lütfeden Cenab-ı Hakk'a hamd etmeli, kendisine hakikati ulaştıran müminlere de vefa ve dua içinde olmalıdır. Şunu görüyoruz ki, Hristiyanların veya Budistlerin içinde yaşayan bir insan da İslam'ı tercih ediyor. Diğer taraftan caminin dibinde yaşadığı halde bundan habersiz kimseler ateist olabiliyor. Demek ki inançta çevre tesirlerden ziyade şahsi irade müessirdir.
Demek ki İslam'ı temsilde örnek bir şahsiyetle tebliğ, her şekilde uzak yakın, her gönle ulaştırılmalı ki, mahrumlar daima hidayete koşsunlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın hadi sıfatına sarılarak, nice mahrum gönüllerin hidayetine vesile olunmaya devamlı gayret edilmelidir. Cenab-ı Hak, lütfu keremiyle cümlemizi hidayet üzere yaşatsın ve hidayetlere vesile eylesin. Amin.